Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bu videomda Fallout'ta günlük her oyuna girdiğimizde yapmamız gereken şeyleri göstereceğim. Günlük bunları muhakkak yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü oyunun endgame armorlarını elde etmeniz için Legendary fırsatınızı da kaçırmamak için ve biraz da olsa caps kasmak için bunları yapmanız lazım. İlk önce cap satışından başlayalım. Wayward'a gidelim. Günlük. Wayward olur, tren istasyonları olur, The White Spring'deki NPC'ler olur, her yer olabilir arkadaşlar. Yeter ki satış yapabileceğiniz bir NPC olsun. Ben Wayward'a satmaya alışmışım. Sürekli Wayward'a gidiyorum, yakınımda başka bir yer dahi olsa. Wayward'a gidiyoruz. Şuraya girdik. Şuraya da bastık. Günlük gördüğünüz gibi caps limitimiz 1400. Bu satışı doldurmamız lazım. Ben genelde sağlık materyalleri satıyorum. Kullanmadığım için çok fazla. Accreditation Fluids'i satmayın. Önemli bir malzeme. Radix. Radix'lerimi satıyorum. Tabii ki bu şekilde satmanızı tavsiye etmem. 4 kapak veriyor karşında. 4 kapak oldukça yetersiz bir miktar. Bunun kapak miktarı nasıl arttırılır? Karizma. Karizma sizin kapak aldığınız satışlardan kapak miktarınızı arttırıyor arkadaşlar. Karizmamızı taktık. Art bargain. Ayrıca karizma puanınız da satın almalarınıza etki ediyor. Magnetic personality'yi de taktım. Magnetic personality'yi taktıktan sonra bir tane 3 kişilik partiye girmemiz lazım. 1 kişilik var, o da olur. Bonus karizmamız da oradan gelsin. Ne kadar karizmayız, o kadar çok az malzeme satarak o kadar çok kapak elde edebiliriz. Hemen buradan Radix'imize gelelim. Bakın 4 kapak veriyordu. Şu an 6 kapak veriyor. Attım. Bunu boss fight'larda kullanıyorum. ADV'lerimi satıyorum. Bunların yarısını satabilirim. Business'te Profite Water'dan bol bol üretiyorsanız Profite Water satabilirsiniz. Steam Pack satıyorum. Çok fazla tuttu. Steam Pack pek kullanmıyorum. Hatta neredeyse hiç kullanmıyorum. Steam Pack'leri Dilutus'a çevirip Dilutus Steam Pack kullanıyorum. Bloody Bolt kullandığımdan ötürü. İki tane satabiliriz tanesi. 10 kredi ediyormuş. Wow. Yaptığına pek dikkat etmiyordum. Genelde satıp satıp geçiyordum. 5 kapaklık bir şeyimiz vardır. Yani. Bu 5 kapağı orada bırakmam. Onu da alırım. Yahudilik. 5 tane topa satalım. Güzel. Buradaki işimizi hallettik. Günlük kapaklarımızı aldık. Buradan gitmemiz gereken nokta Rusty Peak. Arkadaşlar, benim bu oyunda yaptığım en büyük hatalardan birisi Rusty Peak'i çok geç fark etmiş olmam. Rusty Peak diye bir şeyin varlığını dahi bilmiyordum. Ki varlığını dahi bilmediğiniz bir şeyin yararından faydalanmak imkansız. Bu yüzden ben düştüm, siz düşmeyin. Günlük gidin. Legendary takasınızı yapın. Şansınıza güzel item de çıkabilir. Buraya geldik. Rusty Peak'imize gidiyoruz. Elinizdeki, deponuzdaki, ben karşılığında armor vermiyorum. Armorlar neredeyse hiç puan vermiyor çünkü. Çantamda bulunan en ağır
Ben başlayarak cindirleri veriyorum. Fazla bile gelecek. Yani iki tane ikilik, üç, dört tane de şey almam lazımdı. Fazla geleni tekrar atarım şey. İşte bunları da sat. Üçlüyü verelim. Bunu nereden alabiliriz? Bunu nereden alabiliriz? Zırhtan falan mı geliyor? Bir tane birlik silah lazım. Bir tane birlik silah da yok şu an. Bu event var şu anda. Sevgililer güvenli. O yüzden böyle. Var mı orada deneriz? Sıkıntı değil. Bakalım elimizde arma var mı? Var mı orada yok. Başka zaman alırım o bandı. Gereği yoktu. Sonra bu NPC'ye geldi. Bize 3 yıldız. Legendary Range deyip. Ben bunu istiyorum. Ama isterseniz Melee veya Armor da alabilirsiniz. Sizin tercihinize bağlı. 2 yıldız, 1 yıldız. Benim tavsiyem eğer Range'siniz 3 yıldız Range almanız. Evet. Bir günde beni şaşırsa güzel bir şey çıksa. Evet, buradan güzel bir şey çıkma ihtimali var ama bildiğiniz gibi hani her oyunda sandıktan bir şey çıkarmak ne kadar zorsa o oyunda da sandıktan bir şey çıkarmak zor. Çıkanlar da yarınki takas için kullanmak üzere tekrar depoma. Bu işlemi de gerçekleştirdik. Geriye kalan eğer ana görevlerinizi bitirdiyseniz gold bullion takası. Gold bullionlarımız oyundaki en iyi zırhları, silahları demeyeyim. Yanlış oldu. Zırhları almamızı sağlayan, Secret Service zırhları almamızı sağlayan. Bir birim yani satın alma para birimlerinden birisi. Şimdi endgame silah olarak Ghost Weapon sayılır mı bilmiyorum. Çünkü çok dehşet normal silahlar var. Gold Bullion'la da alınan silahlar var. Eğer Gold Bullion'la silahlar alınan silahları endgame silah sayabilirsek evet endgame silahlar diyebiliriz. Gerçekten kaliteli silahlar bu arada. Tavsiye ederim. Bir de koleksiyonumu tamamladığımda silah koleksiyonumu günlük silah şeylerinde yapacağım testlerini. Yirmi tane treasure notumuzu veriyoruz. Karşılığında 200 gold milyonumuzu alıyoruz. Treasure notların nereden edildiğini merak eden arkadaşlarımız için haritadaki ünlem işaretli eventlere katıldığınızda treasure notları elde edebilirsiniz. Treasure notlarımız kadardı. Ayrıca haftalık gold bullion satın alma var. Haftalık gold bullion satın almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ben başta yapmamıştım. Çok pişman oldum. Siz kesinlikle yapın. Çünkü çok az bir gold bullion eksiğimle şu an tamamlayamıyorum. İki parça zırhımı. The Wayward'a geldik tekrardan. The Wayward. Gold bullionunuzun haftalık satın alabileceğiniz gold bullion'u da buradan alıyorsunuz. Ben bu haftaki hakkımı doldurdum arkadaşlar. Bu haftaki hakkımı doldurduğum için alamayacağım. Ama size NPC göstereyim. NPC geldiğinizde zaten direkt seçenekleri göreceksiniz. Üst kata çıkıyoruz. Buradaki güzel kostümlü arkadaş. Bununla konuştuğunuzda gold bullion'unuzu alabilirsiniz. Ben aldığım için maalesef alamıyorum. Ama siz bu seçeneği göreceksiniz. Eğer ana görevlerinizi bitirdiyseniz. Günlük yapmanız gerekenler bu kadardı. Bunlar gerçekten oldukça önemliler. Ayrıca daily ve weekly challenge'larınızı da yapmayı ihmal etmeyin. Buradan gelen skorlar ile Atomic Shop'unuzun scoreboard'unuzun seviyesi artıyor ve buradan da yeni şeyler geliyor arkadaşlar. Kendi işlerinde de ödüller var. Kendinize iyi bakın. Bu videomuz bu kadardı.
Umarım yararlı olabilmişimdir. 20 saniye sonra nük var. Görüşürüz.